Ben Hurman köyünde çiftçilik yapıyorum. Görüyorsunuz. Bunu yayınlayacak bir baba yiğit de ben tanımıyorum da gene de bakıcıyım. Diyeceğim işte filan yere göndereceğim. İnsanlık dışı bu pancarı ben nasıl götüreceğim? Size soruyorum arkadaşlar. Bu çiftçinin hali ne olacak? Size soruyorum. Bizim her zaman her sene bu zamanlar pancarımız bitiyordu. Devlet diyeken. Şu anda işte bir yandaşa verildi. Bizi mahvetti Ahancık'la pancarımızın durumu. Erdin Bircan vekilimize Allah'tan rahmet diliyorum. Meclisimizin başı sağ olsun, devir daim olsun. Değerli AK Partili, AKP'li milletvekilleri, bu elimde tuttuğum pancar, şeker pancarı. Belki ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Bu kolesterola iyi gelir. Bu tansiyona iyi gelir. Sinirleri yumuşatır, gevşetir. Bu Anadolu'da binlerce ailenin, binlerce evin ekmeğidir. Gelinlik kızların gelinliğidir. Damatlıktır, ekmektir. Maraş'ta, Elbistan'da, Elbistan Ovası'nda 150 bin ton bu pancardan kar altında kalmıştır. Çiftçi perişan, çiftçi kan ağlıyor. Bu sizin eseriniz, fabrikayı özelleştirdiğiniz için. Bari bir işe yarayın, bu çiftçinin bu zararını gidermek için Elbistan'ı afet bölgesi ilan edin diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç'un bugün Kahramanmaraş'ta şeker pancarı üreticileriyle ilgili bir konusu gündeme geldi. Ben kendisine duyarlılığı için teşekkür ediyorum ama kendisiyle birlikte aynı dün biz de İsmet Özdemir adındaki şeker pancarı üreticisi vatandaşımızın sorunuyla derhal ilgilendik ve Tarım İl Müdürlüğümüz üreticimizin ürününü bugün itibariyle topladı. Kar yağmasından mütevelli şeker pancarının sahada kalacağını ve zarar göreceğini söylemişti. Onunla birlikte sahada toplam kalan 70 bin ton şeker pancarının da araç kiralanarak, yeni iş makineleri kiralanarak 10 gün içerisinde fabrikaya intikal ettirilmesi sağlanmış oldu. Ben hem kendisine teşekkür ediyorum hem de sorunun bundan sonra Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından çözüleceğini bilmenizi istiyorum. Kuzen Şeker Fabrikası Ziraat Birim Yetkilisiyim. İsmet Özdemir isimli ağabeyimizin serzenişini, yaşadığı sıkıntıları gördüğümüz andan itibaren geldik yerinde tespit ettik, incelemelerimizi yaptık. Dünyada şeker pancarı alımı belli bir randevu sistemi dahilinde ilerlemektedir. Ülkemizde de bu şekilde devam etmektedir. Şeker fabrikamız şu anda pancar alımına devam etmekte. Şeker fabrikamızda pancar işlenmesi devam etmektedir. Yaşanan aksaklıkları da çiftçilerimizle birlikte el ele vererek çözüme kavuşturuyoruz, kavuşturmaya devam edeceğiz. Sağ olsun devletimiz yanımızda, gördüğünüz mağduriyetimiz gidermiyor. Bütün yetkililerimize teşekkür ederiz. İl müdürümüz olsun, ilçe müdürümüz olsun, herkes, Tarım Bakanımız olsun, herkes yardımcı oldu, gerekeni yaptılar. Allah hepinden razı olsun, ilgilendiler. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.